Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, gençlerimizi en iyi şekilde yetiştirmek, gelişen teknolojiye ve iş dünyasının değişen taleplerine uyum sağlayacak niteliklerle donatmak, onlara ortak değerlerimizi ve kültürümüzü tam olarak kazandırmak için çalışmalıyız. İşbirliği yapmalıyız, bilgi ve tecrübelerimizi paylaşmalıyız, dedi. Türk Konseyi Eğitim Bakanları 6. toplantısı ve Uluslararası Türk Akademisi Bilim Konseyi 4. toplantısı Milli Eğitim Bakanlığı'nın ev sahipliğinde Taksim'deki bir otelde başladı. Toplantıda konuşan Bakan Özer şunları söyledi. Uyum sağlayacak niteliklerle donatmak, onlara ortak değerlerimizi ve kültürümüzü tam olarak kazandırmak için çalışmalıyız, işbirliği yapmalıyız, bilgi ve tecrübelerimizi paylaşmalıyız. Bu doğrultuda Türk Konseyi'nin diğer alanlarında olduğu gibi eğitim alanında da Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev dünyada aşıya erişimdeki adaletsizliğe dikkati çekerek tüm ülkelere aşı edilmeleri için eşit şartların sağlanması gerektiğini belirtti. Aliyev, Bakü'de düzenlenen 8. Küresel Bakü Forumu'nda yaptığı konuşmada Azerbaycan'da yeni tip koronavirüs salgınıyla ilgili durumun kontrol altında olduğunu bildirdi. Dünyada aşıya erişimdeki adaletsizliğe işaret eden Aliyev, bazı ülkeler 3. dozu uygulamaya başlarken bazı ülkeler daha ilk dozları tamamlayamadı. Tüm ülkelere aşı edilmeleri için eşit şartlar sağlanmalı, dedi. İkinci Karabağ Savaşı'ndan da bahseden Aliyev, Karabağ sorunu çözüldü. Bu sorunu Azerbaycan kendi başına çözdü. Azerbaycan, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarını kendi uyguladı. Maalesef bu kararlar 27 yıldır kağıt üzerinde kalmıştı. Eğer kendimiz hareket etmeseydik, daha 27 yıl kağıt üzerinde kalacaktı. Biz uluslararası hukuktan doğan haklarımızı kullanarak topraklarımızı işgalden kurtardık, diye konuştu. Cezayir sokağı ülkede Osmanlı hakimiyetini Haçlı seferlerine karşı bir dayanışma dönemi olarak görüyor ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un ülkesinin sömürgeci mazisini kapatmak için Cezayir'in tarihiyle oynadığını düşünüyor. 2 Ekim'de Fransa'nın Le Monde gazetesinde yayımlanan haberde Cezayir'in tarihinin gerçeklere dayalı olmadığını ve Fransa'ya düşmanlık üzerine inşa edildiğini iddia eden Macron, Osmanlı'nın ülkedeki hakimiyetini sömürge olarak tanımladı. Macron'un bu açıklamaları Cezayir'de hem resmi hem de sivil kanattan tepkiyle karşılandı. Cezayir yönetimi Macron'un söylemlerine tepki olarak 3 Ekim'de hava sahasını Fransız askeri uçaklarına kapattı ve ardından Cezayir'in Paris Büyükelçisi Muhammed Anter Davut'u istişare için evdelikle ülkeye çağırdı. İngiltere'nin başkenti Londra'da çevreci aktivist grup Insulate Britain üyeleri parlamentoya giden sokak ve caddeleri kapattı. Protestocular kendilerini yollara yapıştırarak hükümetin iklim değişikliği konusunda daha ciddi adımlar atması çağrısında bulundu. Polis göstericilerden bazılarını gözaltına aldı. Tem otoyolu Büyükçekmece Bayındır mevkisindeki trafik kazasında 10 kişi yaralandı. Edirne'den aldığı 9 yabancı uyruklu yolcuyu İstanbul'a getiren Adnan Yılmaz idaresindeki 22T0349 plakalı ticari taksi, Büyükçekmece'de önünde seyreden Gürkan Kur'an yönetimindeki akaryakıt tankerine çarptı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralanan ve ilk müdahaleleri olay yerinde yapılan taksi sürücüsü ile Afganistan uyruklu 9 yolcu hastaneye kaldırıldı. Polis çevrede güvenlik önlemi alırken kaza nedeniyle bölgede trafik akışı bir süre kontrollü sağlandı. Tokat'ta 3 aracın karıştığı kazada 1 kişi öldü, 9 kişi yaralandı. Yaralanan okul servisindeki 9 öğrenci Zile Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tokat'ın Zile ilçesinde 3 aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaşamını yitirdi. Yaralanan 9 öğrenci hastaneye kaldırıldı. Temel Perçe'nin kullandığı 60ZT-267 plakalı traktör, yoğun sisin etkili olduğu Zile-Ankara Karayolu Koçaş Köyü yol ayrımında Abdullah Candan yönetimindeki 60ZC-759 plakalı otomobil ve Halit Özalpler İdaresi'ndeki 34LCE-796 plakalı okul servisiyle çarpıştı. Otomobil sürücüsü Candan kaza yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan okul servisindeki 9 öğrenci ise Zile Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Asit yüklü tankerin devrilmesi sonucu kapanan Kütahya'nın Domaniç ile Bursa'nın İnegöl ilçeleri arasındaki karayolu yeniden ulaşıma açıldı. Domaniç-İnegöl Karayolu'nda Balıkesir'in Bandırma ilçesinden Kütahya'nın Emet ilçesindeki bor tesislerine sülfürik asit taşıyan tanker henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangının ardından devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, jandarma, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yanan tankerdeki asidin dökülmesi nedeniyle Domaniç-İnegöl Karayolu ekiplerce trafiğe kapatıldı. Ekiplerin yola dökülen asidin üstünü kireçle kaplamasının ardından karayolu kazadan yaklaşık 7 saat sonra yeniden ulaşım. Ekiplerin yola dökülen asidin üstünü kireçle kaplamasının ardından karayolu kazadan yaklaşık 7 saat sonra yeniden ulaşıma açıldı. Ben şuraya kadar geldim. Arabadan bir güm diye ses geldi arkadan. Aynadan baktım birden alev aldı. Alev alınca imdatları çektim. Aşağı indim. Telefonum bile içinde kaldı. Telefonu bile alamadım. Sonra 3-4 dakika geçti aradan. Araba kendi kendine yıkan başladı bu tarafa. O sırada alev topladığımız zaten. Görünen bu. Kızılay haftası olan 29-24 Kasım'da toplumun önemli kesimlerinden Kızılay'a destek geldi. Kızılay'dan yapılan açıklamaya göre iyiliğin amiral gemisi Kızılay destekleriyle güçlenerek büyüyor. Bu yıl gönüllülük temasının ele alındığı Kızılay haftasında sporcular ve hakemler Kızılay haftası pankartları ve Kızılay kolu bantlarıyla maçlara çıktı. Diyanet İşleri Başkanlığı hafta dolayısıyla 81 ildeki müftülüklere gönderdiği bilgilendirme ile cami cemaatine milletin dayanışma ruhundan doğan Kızılay'ın çalışmalarına destek olunması yönünde yönlendirme yaptı. Ankara Büyükşehir Belediyesi de metro istasyonlarında yaptığı anonsla Kızılay Haftası'nı kutladı. Kurtuluş yıl dönümünde Kızılay'a destek veren ülkenin sembol yapıları, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın katkılarıyla kırmızıyla aydınlatılarak Kızılay Haftası'na renk kattı. Milletin merhamet çınarı olarak 1868'den bugüne kadar sürekli büyüyen Kızılay, gönüllere duyduğu minnettarlığı bu yıl anlamlı bir sergiyle gözler önüne serdi. Kızılay Meydanı'nda ziyarete açılan Kızılay Haftası Gönüllülük Sergisi, Türk Kızılay'ın 153 yıllık tarihi boyunca gönüllülerle kurduğu güçlü bağları en somut örnekleriyle ortaya koyuyor. Kızılay'ın tarihini yansıtan belge ve materyallerin yanı sıra seçkin eserlerin yer aldığı sergi 18 Kasım'a kadar ziyarete açık kalacak.
Türkiye Basketbol Federasyonu Olağan Genel Kurulu'nda başkanlığa Hidayet Türkoğlu yeniden seçildi. Marriott Otel'de gerçekleştirilen genel kurulda 171 delege oy kullanırken tüm oylar geçerli oldu. Mevcut başkan Hidayet Türkoğlu oyların 108'ini alarak ikinci kez bu göreve getirildi. Diğer adaylardan Harun Erdenay 42, Erman Kuntar ise 21 oy aldı. Başkanlığa tekrar seçilen Hidayet Türkoğlu yaptığı teşekkür konuşmasında "Bu süreçte iyi yaptığımız şeyler gibi yanlışlarımız da oldu. Sizler bizi tekrar buraya seçtiniz. Önümüzdeki 3 yıl daha iyi çalışacağımıza söz vermek istiyorum. İnşallah hep beraber Türk basketbolunu daha iyi yerlere getiririz. Çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Hep beraber dostça basketbolu iyi yerlere getireceğiz. Oy veren vermeyen herkes baş tacı. Önümüzdeki hafta hepinizin elini sıkmak için ziyaret edeceğim. Tekrar teşekkürler" ifadelerini kullandı. Spor Toto 1. Lig'in 12. haftasında 7 Kasım Pazar günü deplasmanda Balıkesir ile karşılaşacak Adana Spor hazırlıklarını sürdürdü. Turuncu Beyazlılar Çatalhan tesisinde teknik direktör Sait Karafırtınalar yönetimindeki antrenmanda ısınma hareketlerinin ardından çift kale maç yaptı. Sakatlığı süren Johan Roach idmana katılmadı. Teknik direktör Karafırtınalar gazetecilere yaptığı açıklamada geçen hafta sahalarında Altın Ordu'yu 1-0 yendikleri için mutlu olduklarını söyledi. İçeride baktığımız zaman top kullanma yüzleri çok fazla, attıkları kornerler çok fazla. İçeride evet kaybediyorlar ama o mücadeleyi bırakmıyorlar. Daha önce orada playoff oynamış, o takımla playoff oynamış. 4 tane 5 tane oyuncu var. Hiçbir zaman hafife alınacak bir takım değil. Kolay bir maç olmayacak. Bizim maç da belki onların kırılma maçlarından bir tanesi olacak. Bizim maçı çıkış maçı olacak.